Merhaba sevgili tarihseverler, bugün İskandinav mitolojisinin büyülü dünyasına bir yolculuk yapıyoruz. Freyja, aşkın ve güzellik tanrıçası olarak bilinir ve onun gücünü simgeleyen Bringamen adlı efsanevi kolye, bu mitolojik figürün en büyüleyici sembollerinden biridir. Bringamen'in hikayesi, cüce demirci Alberich'in ustalığı ve büyüsel yetenekleriyle şekillenir. Bu muhteşem altın kolye, Freyja'nın güzellik ve büyü yeteneklerini nasıl simgeler? Odin'in kolye için yaptığı çarpıcı teklif ve sonrasında gelişen olaylar nasıl bir dönüm noktası oluşturdu? Hepsi bu videoda. Ayrıca, Bringamen'in Freyja'nın hayatında nasıl bir rol oynadığını, mitolojik metinlerdeki yeri ve kolyenin gücüne dair mitolojik inanışları derinlemesine inceleyeceğiz. Bu büyülü kolye, sadece bir mücevherden çok daha fazlası, İskandinav mitolojisinin ve Freyja'nın karakterinin bir yansıması. Hazırsanız, Freyja'nın sihirli dünyasına dalalım ve Bringamen'in gizemli hikayesini keşfedin. Freya'nın kolyesi olarak bilinen Bringamen, İskandinav mitolojisinde önemli bir yer tutan efsanevi bir altın kolyedir. Bu kolye, aşk ve güzellik tanrıçası olan Freyja'ya aittir. Kolye, cüce demirci Alberich tarafından yapılmıştır ve büyük bir dikkat ve ustalıkla işlenmiştir. Bringamen'in hikayesi, çeşitli mitolojik kaynaklarda farklılık gösterse de genellikle şu şekilde anlatılır, cüce demirci Alberich, kolyeyi yapmak için büyük bir emek harcar ve sonunda muhteşem bir altın kolye ortaya çıkarır. Kolye, o kadar parlak ve değerlidir ki, Tanrı Odin bile ona hayran kalır. Ancak Alberich, kolyeyi sadece karşılığında Freyja'nın yatağına girmesine izin vermesi şartıyla Odin'e verir. Odin bu teklifi kabul etmez ve kolyeyi almak için Alberich ile savaşır. Sonunda kolye Freyja'ya verilir ve o günden beri Freyja'nın sembolü haline gelir. Bringamen'in gücü ve önemi de mitolojik metinlerde vurgulanır. Kolyenin Freyja'ya aşk tanrıçası olarak daha da büyük bir güç ve cazibe kazandırdığına inanılır. Ayrıca, kolyenin Freyja'nın büyüsel yeteneklerini artırdığı ve onun savaşlarda ve sihirli işlerde etkin rol oynadığı da rivayet edilir. Bu efsanevi kolye, İskandinav mitolojisinin zengin dünyasında önemli bir sembol olup, mistik ve gizemli öğelerle dolu bir hikayeyi temsil eder. Kolyenin kökeni ve elde edilmesi. Bringamen'in kökeni ve elde edilme şekli, İskandinav mitolojisinde çeşitli kaynaklarda farklı versiyonlarda anlatılır. İşte genel olarak bilinen bazı detaylar. Alberich'in yaratması, Bringamen, cüce demirci Alberich tarafından yapılır. Alberich, çok yetenekli bir demircidir ve büyülü yetenekleriyle eşsiz eserler ortaya çıkarır. Bringamen'i yaparken, büyüsel güçlerini de kullanarak kolyeyi büyüleyici bir şekilde süsler. Odin ve Alberich arasındaki mücadele, Bringamen'in hikayesinde Odin'in rolü önemlidir. Bir versiyona göre, Alberich kolyeyi yapar yapmaz Odin'e gösterir ve kolyenin güzelliği ve değeri karşısında hayran kalır. Ancak Alberich, kolyeyi sadece karşılığında Freyja'nın yatağına girmesine izin vermesi şartıyla Odin'e vermek ister. Odin bu teklifi reddeder ve kolyeyi zorla almak ister. Bu noktada Alberich ile Odin arasında bir mücadele başlar. Odin, Alberich'i yenerek Bringamen'i ele geçirir. Freyja'ya verilişi, Odin, Bringamen'i ele geçirdikten sonra, kolyeyi Freyja'ya verir. Freyja, kolyeyi aldığında ona büyük bir değer ve anlam yükler. Kolye, Freyja'nın sembolü haline gelir ve onun gücünü ve güzelliğini temsil eden önemli bir aksesuar olur. Kolyenin büyüsü ve gücü, Bringamen'in mitolojik metinlerde belirli bir büyüsü olduğuna inanılır. Kolyenin Freyja'ya büyüsel yetenekler veya koruma sağladığına dair söylentiler vardır. Freyja'nın savaşlarda veya sihirli işlerde kullanabileceği güçlü bir nesne olarak görülür. Kolyenin gücü ve anlamı. Bringamen'in İskandinav mitolojisindeki gücü ve anlamı, Freyja'nın karakteriyle yakından ilişkilendirilmiştir ve çeşitli mitolojik kaynaklarda farklı yorumlarla anlatılmıştır. İşte Bringamen'in gücü ve anlamı ile ilgili detaylar. Güzellik ve çekicilik, Bringamen, Freyja'ya ait olan ve onun güzellik tanrıçası olarak bilinmesinde büyük rol oynayan bir kolyedir. Kolyenin büyülü bir parıltısı ve eşsiz işçiliği, Freyja'yı daha da çekici ve büyüleyici kılar.
Freyja, kolyeyi takarak kendini daha güçlü ve etkileyici hisseder. Büyüsel yetenekler, Brigham'in bazı mitolojik metinlerde büyüsel yetenekler sağladığına inanılır. Freyja'nın savaşlarda veya sihirli işlerde kolyeyi kullanarak güç kazandığı rivayet edilir. Bu yüzden kolye, sadece bir mücevher değil, aynı zamanda bir büyü aracı olarak da görülür. Freyja'nın statüsü ve gücü, Brigham'ın, Freyja'nın tanrılar arasındaki statüsünü ve gücünü temsil eden önemli bir semboldür. Kolye, Freyja'nın gücünü ve liderliğini vurgular ve onun tanrısal özelliklerini belirtir. Aşk ve bağlılık, Brigham'ın Freyja'ya ait olması, aşk ve bağlılık ile ilişkilendirilir. Kolyenin Freyja için özel bir anlamı ve duygusal bir bağ taşıdığı düşünülür. Mitolojik hikayelerde, kolyenin Freyja'nın sevdikleri içinde koruyucu bir güç simgesi olduğu söylenir. Sembolik önemi, Brigham'ın, İskandinav mitolojisinde genellikle Freyja'nın sembolü olarak kabul edilir. Freyja'nın gücünü ve kişiliğini yansıtan önemli bir sembol olarak, onun hikayelerinde ve mitolojik rollerinde sıkça yer alır. Mitolojik önemi, Brigham'ın İskandinav mitolojisindeki mitolojik önemi, Freyja'nın karakteri ve mitolojik dünyanın dokusuna derinlik katan bir sembol olarak öne çıkar. İşte Brigham'ın mitolojik önemine dair detaylar. Freyja'nın gücü ve yetkisi, Brigham'ın, Freyja'nın gücünü ve yetkisini sembolize eden önemli bir nesnedir. Freyja, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinirken, aynı zamanda savaşta cesur bir savaşçı ve büyüde usta bir kadındır. Brigham'ın, onun bu çok yönlü özelliklerini ve tanrısal gücünü yansıtır. Aşkın ve bağlılığın simgesi, Brigham'ın Freyja'ya ait olması, aşkın ve bağlılığın sembolü olarak da görülür. Mitolojik hikayelerde, kolyenin Freyja'nın sevdikleri için koruyucu bir güç olduğuna inanılır. Freyja'nın kolyeyi takması, onun sevdiklerini koruma ve aşk konusundaki yeteneklerini artırma arzusunu ifade eder. Toplumsal ve idari rol, Brigham'ın, Freyja'nın toplumsal ve idari rollerinde de önemli bir sembol olarak işlev görür. Freyja, Vanir tanrılarının liderlerinden biridir ve bu kolye onun liderlik yeteneklerini ve otoritesini vurgular. Brigham'ın Freyja'nın statüsünü ve tanrısal gücünü yansıttığı kabul edilir. Mitolojik hikayelerdeki rolü, Brigham'ın, İskandinav mitolojisindeki çeşitli hikayelerde önemli bir rol oynar. Örneğin, kolye etrafında dönen hikayeler, tanrılar arası ilişkileri, güç mücadelelerini ve büyüsel yetenekleri içeren olayları kapsar. Kolyenin kaybı veya ele geçirilmesi, mitolojik olayların dönüm noktalarından biri olabilir. Güzelliğin ve estetiğin sembolü, Brigham'ın kendisi, İskandinav sanatında ve edebiyatında güzellik ve estetik kavramlarını temsil eden bir sembol olarak da kabul edilir. Kolyenin parlaklığı ve alberiçin ustalığı, mitolojik metinlerde sıkça vurgulanan sanatsal ve zanaatkarlık övgüsüne işaret eder. Ve işte İskandinav mitolojisinin büyülü dünyasında bir yolculuğun sonuna geldik. Brigham'ın gizemli hikayesi ve Freyja'nın gücünü sembolize eden bu efsanevi kolye üzerine derinlemesine bir keşif yaptık. Alberich'in ustalığıyla şekillenen bu muhteşem altın kolyenin Freyja'nın hayatında nasıl bir rol oynadığını ve onun karakterini nasıl zenginleştirdiğini gördük. Brigham'ın Freyja'nın güzellik ve büyü yetenekleri üzerindeki etkilerini ve Odin ile Alberich arasındaki çekişmeyi keşfettik. Kolyenin mitolojik metinlerdeki yerini ve İskandinav mitolojisindeki sembolik önemini anlamak, bu büyülü dünyanın derinliklerindeki sırları açığa çıkarmamıza yardımcı oldu. Siz de Freyja'nın sihirli dünyasına bu derinlemesine yolculuğumuzda bizimle birlikte oldunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve İskandinav mitolojisi ile ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Teşekkürler ve hoşça kalın.